Dünyada kısırlık neden artıyor? Erkek kısırlığında tedavi ne? Tüp bebek tedavisinin aşamaları neler? Tüp bebek tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumu hangi aşamalarda ve kriterlerde katkı veriyor? Tüp bebek uzmanı Doktor Aret Kamer Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, tüp bebek tedavisini konuşacağız. Kiminle? İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin değerli kurucusu operatör doktor Aret Kavar bizlerle birlikte. Çocuk sahibi olmak isteyenler, efendim nasıl tedavi olacağım? 3 kere denedim, 2 kere denedim, denemeye korkuyorum diyenler bizi arayabilirler. 0530-047-05 ve 06'dan diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Az önceki kazaya tanık oldunuz tabii. Evet, yayın kazı, canlı yayın cilvesi bu ya. Canlı yayında olur böyle şeyler, heyecanlı daha güzel. Sizin hiç başınıza geldi mi? Yıllardır yayınlardasınız. Yok, ben pek ayakta yayın yapmadım için. O zaman bir plan düşünüyorum Aret Hoca'ya yakın zamanda. Hocam canısınız. Şimdi izleyicilerimizden gelecek telefonlara yanıt vereceğiz ama ben şunu çok merak ediyorum. Türkiye'de tüp bebek algısı nasıl? Yani yıllardır anlatıyorsunuz ama hala bilinmeyenler var. Hala şüpheci bakılan bir kesim var, şüpheyle bakan. Gerçekten eskisine nazaran çok iyi tabii. Eskiden biz muayenehanede 15 kere 20 kere aşılama yaptığımız... Ama tüp bebekten kaçınan insanlar vardı. Ben tüp bebek yaptırmayacağım derdi. Hı. Aşılamayla hamile kalırsam kalırım, yoksa yaptırmayacağım derdi. Hı. Bu tabii hem ekonomik anlamda, hı hı, tüp bebek biraz daha pahalı olduğu için eskiden bu kadar yaygın değildi. Neredeyse şimdi bütün illerimizde tüp bebek merkezi var. Yok diye hatta büyük illerde çok çok sayıda tüp bebek merkezi var. Bir de tabii bu konuda yapılan yayınlar da artık tüp bebeğin yavaş yavaş bir üreme şekli olduğunu, işte normal olduğunu, normal insanların kendi hücreleriyle ürediği bir yöntem olduğunu insanlara daha güzel anlatmaya başladı. Ve bu sayede artık biraz da daha fazlası oldu herhalde. Tüp bebeği öyle anlatanlar var ki, işte şöyle başarı, %80 başarı, yüzde bilmem kaç başarı falan gibi. Artık mesela çocuğu olmayan çiftler geldiklerinde, ya sizin daha erken daha başlamayalım ya da önce aşılama yapalım, olmazsa tüp bebek yapalım dediğimizde, aman hocam aşılamanın şansı azmış, biz direkt tüp bebek yapalım şeklinde. Artık hastalar bizi birazcık tüp bebeğe davet eder hale geldiler. Tabii her şeyin sırası yeri var. Tüp bebek de bir tedavi yöntemidir. Çareler tükendiğinde tüp bebek yapılmalıdır. Yaş geçmeden tüp bebek yapılmalıdır. Ama tüp bebekten önce başka yöntemler de vardır. Bazen küçük bir cerrahi müdahale kadının hamile kalmasını sağlar. Bazen bir aşılama tedavisi birinci denemede gebe kalmayı sağlar. Aşılamayla birkaç çocuk doğuranlar vardır. Her bir yöntemin bir kullanımı vardır. Her şeyin usulü zamanında kullanılması lazım. Ama şu anda hala bile tüp bebek yapacaksınız dediğimde, yaptırmanız lazım dediğimde, benim kocam tüp bebeğe karşı diyenler var. Hı. Şimdi tamam diyorum, kocanı çağır, hı, o zaman gel konuşalım. Kocası geliyor, diyorum ki tüp bebek nedir diyorum. Ne yani, diyorlar? Yani, niye karşısınız tüp, hı, bebeğe? İşte hocam ben biliyorum diyor, başka hücre kullanıyorlar, başka sperm alıyorlar. Ben kendi hücrelerimle olsun istiyorum. Bakın diyorum, tüp bebek yumurtanın, kadının kendi yumurtasının laboratuvar ortamında erkeğin kendi kocasının spermiyle birleştirilmesi ve bebek oluşmaya başladıktan sonra rahmin içerisine konmasıdır diyorum. Hı hı. Bizi böyle anlatmadılar diyor. Bizim hoca buna karşı diyenler var. Şimdi tabii herkesin dini çok önemli, çok kutsal. Hı. Bu saygıyla önünde durmamız gereken bir durum ama mutlaka işin sağlıkla ilgili kısmında uzmanlarla konuşup öyle karar vermek lazım. Çünkü bazıları hala hocaya soruyorlar böyle şeyleri, yaptırabilir miyiz diye. Ama şöyle düşünün, zaten Türkiye'de kendi hücrelerinizle çocuk sahibi olabiliyorsunuz. Kesinlikle. Donör kullanmak Türkiye'de yasal, kesinlikle, değil. Değil mi? Böyle, kesinlikle, bir kanun var ve çok sıkı denetleniyor. Bütün merkezler, kesinlikle, müthiş denetleniyor sürekli. Bir kere hiçbir merkez bu riskin içine neden girmek alsın, istemez, aynen, yani. Dolayısıyla ayrıca biliyorsunuz bizim gibi böyle merkezlerde güvenlik sistemleri var. İşte tabii, hücreler karışmasın diye mikroçip diye bir yöntem kullanıyorsunuz siz. Mikroçiplerle işaretleniyor. Hem insan kontrolünde mesela
mikro enjeksiyon yapılacağı zaman biz hep çiftli yaparız. Hı-hı. Bir kişi yanılabilir diye. Yani onun malzemesini getiren birisidir, yapan birisidir. İkili kontrol yapılır. Transfer yaparken de öyledir. İki kişi birden transfer yapar. Biri birini kontrol eder. Bir sıkıntı olmasın diye. Şahitli içerisine, yapılıyor değil mi hocam tabii, bunlar? Onun içerisine bu normal güvenlik sistemi. Bunu bütün merkezlerin zaten yapıyor olması lazım. Bir de bunun siz mikroçip gelişmişini ayrıca bir de bilgisayar sistemiyle de biz de onları da kontrol ediyoruz. Yani bunun olabilme ihtimali yok gibi bir şey. Kafanız rahat olsun. Şimdi evet. Biz sokakta beylere sorduk. Demin dediniz ya. Şimdi beylerde bir direnç var. Biz beylere sorduk. Erkek kısırlığının hem sebebini sorduk ki çok yaygın. Azospermi özellikle. Kesinlikle Türkiye'de. Öyle. Bakalım beyler bu konuda neler düşünüyorlar, bir izliyoruz. Sizce erkeklerde kısırlık neden artıyor? Vallahi erkeklerde kısırlık neden artar? Besi dışında bir de soğuk diyorlar yani. Hani bir yumurtacık diye bir olay varmış. Soğuklarda erkekte düşüyormuş. Yani ondan dolayı da kısırlık olduğunu diyorlar. Yani onun dışında besi noksanlığından kaynaklaşıyor herhaldansa. Benim bildiğim bu. Peki sizce erkeklerde kısırlık neden artıyor? Onu bilmiyorum. Daha çok yeme içme alışkanlıklarından. Biz normalde yani ataerkil ailelerde Osmanlı'dan beri günümüze gelen sabah kahvaltısı edilir. Öğlende yemek, akşam yemeği yenilir. Şimdi sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği yok gibi bir şey. İnsanlar fast food alışkanlığı geldi. Bir kolayla yani yanında bir tane patates, cips şeklinde bir şeyler. Yani bunlardan tam vitamin alınamadığı için dolayısıyla vücut alabileceği vitamini alamadığından dolayı enerjisi noksan oluyor. Ondan da bu maalesef meydana geliyor. Yani bir de yediğimiz şeylerde de çok var tabii. Eskiden tereyağının hasını yerdik biz diyorlar. Şimdi tereyağının içine patates ezmesi çıkıyor bazı yerlerde. Peynir ona göre, süt ona göre. Yani her şey yapay hale geldi, suni hale geldi. Dolayısıyla da bu insanların her şeyini etkiliyor. Yiyeceklerimizden, yiyeceklerden, içeceklerden onlardan artıyor. Bir de bakımsızlıktan artıyor. Herhalde gıda yanlış beslenmeyle alakalı diye düşünüyorum. Evet, cevapları aldık. Bakımsızlıktan diyen bir beyefendi bile çıktı. Evet. Genelde gıdaya bağlıyorlar. Getir hocam, öyle. Çok fazla sorun var. Yani çok genç beyefendilerde de bu sorun var. Genellikle ya sperm sayıları çok düşük çıkıyor ya morfolojik sorunlar çıkıyor, şekil bozukluğu. Ama tüp bebek tedavilerinde de bunların karşılığında ilerleyen teknolojiyle... Teknoloji ilerliyor tabii. Destek yani, veriyorsunuz bu duruma. Kesinlikle öyle. Şimdi ileride belki çok daha başka şeyler de çıkacak. Az önce bahsettiniz azoospermik durumlar var. Spermi düşük olan, sayısı düşük olan, hareketi düşük olan, şekil bozukluğu olan durumlar var. Biz ilk başladığımız zaman bu işlere bunun sınıflaması şöyleydi. %60 kadınlarda problem vardır. İşte çeşitli problemler. %40 erkekle ilgili problemler diye. Sonra yarı yarıya oldu. Şimdi ama erkekle ilgili problemler kadınları geçti. Yani %55'e 45 falan gibi. Erkeğin sperminde sayı problemi, hareket problemi, bir de morfolojik problemler çok sık olarak görüyoruz. Mesela biz bu aralar hiç 150 milyon spermi olan, 250 milyon spermi olan çok az görüyoruz. Kadında problem olsa bile erkekte spermler hep böyle idare eder orta seviyede. Ne düşük ne yüksek. Nasıl öğreniyorlar? Şey. Test mi yaptırmak lazım? Tabii sperm testi yaptırmak çok kolay. Geliyorlar merkeze, şey veriyorlar, sperm veriyorlar. Hemen onda bakılıyor. Çok da kısa sürüyor. 2-3 saatlik bir iş. Dedikleri doğru. Yani en büyük problemlerden bir tanesi bence öyle. Çevrenin kirlenmesi, etrafımızdaki gıda alışkanlıklarının bozulması, biraz fast foodlar bu işin içerisinde. Obezite de etkiliyor mu? Yeni nesil daha kilolu. Erkekleri özellikle etkiliyor. Kadınlarda kilo arttıkça adet düzensizlikleri başlar. Yumurtalıkların çalışması bozulur ama biz onu haplarla ya da iğnelerle idare edebiliyoruz. Ama erkeklerde bacaklar kalınlaştıkça, spor yapmadıkça bacaklar kalınlaşıyor ve testisleri, yumurtalıkları sıkıştırıyor. Isınma yapıyor orada. Isınma olduğu için de spermin sayısında ve hareketlerinde sıkıntılar başlıyor. Ben çocukluğumda biz muzu senede bir kere görürdük. Domatesi işte bahar aylarında yazın görürdük. Sonra domates ortadan kalkardı. Şimdi maşallah 4 mevsim, 12 ay her türlü gıdayı bulabiliyorsunuz. Bunlar
üreme hücrelerini direkt etkiliyor. Direkt etkiliyor. Çünkü bunların hepsinin içinde ben biliyorsunuz 12 seneye yakın Denizli'de çalıştım daha önce. İşte orası üzüm bölgesidir. Yani Türkiye'nin üzümünün büyük bir bölümü oradan çıkar. Şimdi çiftçi sana üzüm getirirken hediye olarak hocam bu kendimize ektiğimiz bölümden diye getirir. Ha. Çünkü o onu o ilaçsız yapıyor. Başka yerlerde mesela üzümü batırıyorlar ilacın içine. İlaç dedikleri de zaten östrojen nevi hormonlar. İşte taneler büyük büyük. Şimdi manava gidiyorsunuz maşallah bütün meyveler resimde çizilmiş kadar güzel. Aynen. Hepsi hocam böyle aynı kalıptan çıkmış gibi. Eskiden biz ben hatırlıyorum alışveriş yaparken işte çürüğü olurdu, işte üstünde kurt olurdu bilmem ne olurdu. Şimdi hiçbir şey yok. Hepsi böyle kocaman hakikaten ve bir tanesi neredeyse bir kilo gelecek kadar hakikaten şeyler öyle var. Şimdi bunların bize bir dönüşü olacak tabii. Ve yani oldu bir da. Bir dönüşü olacak. Şimdi bütün dünyada işte organik morganik filana gidiş var. Tabii bunlar ilacı alıyorsun, doğru dürüst beslenmiyorsun, kilo alıyorsun, düzensiz yaşıyorsun, stres var. Sigara maşallah yeni nesil lise çağlarında başlıyor içmeye. Onu bir büyümenin temsilcisi olarak görüyorlar. Bunların tabii ki bize dönüşü olacak. Eskisi gibi beyefendi de yayında söyledi, sağlıklı tereyağları, sağlıklı yiyecekler yok ki. Evet, işte üreme sağlığında etkiliyor bütün bunlar. Malatya'dan bir izleyicim hattımızdaymış. Bekliyor mu? Günaydın. Bekliyorum. Hanımefendiciğim bana biraz böyle kızdınız mı sanki siz beklettik yok, diye? Yok yok hayır kusura bakmayın. Hemşeriyiz kızmayın ben de bir Malatyalıyım biliyorsunuz değil mi? Buyurun sorunuzu alayım. Merhabalar ben öncelikle herkese kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Ben 41 yaşındayım. 3 kez hatta 4 kez süt bebek yaptım. 1 kez aşılama yaptım. Fakat gebe kalamadım. Ama normal yolda kendiliğimden gebe kaldım. BCG yüksek çıktı. Sonradan bir şöyle 2-3 hafta sonra tekrar düşüşler başladı. Tamam. Yani BCG kan değerlerim düştü. Ondan sonra yani her seferinde... Düşük yani yapıyorsunuz. Düşük oluyor yani. BCG yükseliyor sonra tekrar düşüyor. Tamam. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Hoşça kalın. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Malatya'nın kayısısından yerseniz bilmiyorum etkiler mi? Ne dersiniz? Çok güzel olur. Bize gönderin o zaman. Şimdi 41 yaş daha doğrusu 40'lı yaşlardan sonrası hamileliklerin artık azaldığı zor hamile kalınabilen yaşlar. Ben her zaman yaşı büyük olanlara... Tabii ki tedavi imkansız değil çünkü birçoğu umutsuz geliyor bizim artık yaşımız geçti gibi ama sabırlı olmak lazım diyoruz. Çünkü teknolojinin yardım edebildiği kısım var ama yardım edemediği bir yer var ki o da yumurtanın yaşlanması. Yumurta yaşlandığı zaman bütün her şey bize çok da güzel de gözükse yani yumurtayı aldık baktık mikroskopta yumurta çok güzel spermle dölledik baktık embriyo çok çok güzel gelişiyor. Rahme koyuyorsunuz gebelik gelmiyor. O da yumurtanın enerjisinin artık tükenmiş olmasından kaynaklanıyor. Bizim ona müdahale etme ihtimalimiz zaten şu günkü şartlarda yok. Dolayısıyla şimdi mesela ne diyor evde ben hamile kaldım diyor daha önce. Demek ki arada bir iyi bir yumurtaya denk geliyorlar hamile kalıyorlar. Şimdi evde hamile kalmanın sınırı yok. Her zaman beraberler, her zaman işte bir hamile kalma şansı var. Ama tüp bebekte insanlar denedikleri ayda hamile kalmak istedikleri için belli bir şans var. Belli aynen bir şans. Öyle. İmkansız değil. Evdeki gibi böyle bunu bir aylara doğru bırakırsan o zaman biri tutmuyor, biri tutuyor. Bir şekilde çocuk oluyor. Yumurta sayısı kaç olursa olsun fark etmiyor, gebelik oluyor. Dolayısıyla sabırlı olmak lazım. Yalnız gebelik kaybı varsa ki var... Gebelik kaybı niye oluyor diye araştırmak lazım. Mutlaka rahim filminin eğer çekildiyse ve zaman geçtiyse yenilenmesi gerekebilir. Bir de mutlaka karı koca genetik testlerin yapılması gerekir. Bazen kromozomlarda problemler oluyor. O problemler bebeğe yansıdığı zaman düşük de sonuçlanıyor. Yani bazen gebe kalmamayı da etkileyebiliyor. Dolayısıyla rahim filmi ve kromozom testi yapıldıktan sonra bence denemelere devam. Çünkü 41 yaşta... Yaş.
41 yaşta deneme başına %20-25 şans vardır. %20-25 şans da hiç az bir şans değildir. Her denemede 4-5 kişiden biri gebe kalacak demektir. Kalmayanlar da bir daha denerler. Onlar da gebe kalır, doğururlar. Oh, ne güzel anlattı hocam. İstanbul'dan bir beyefendi hattımızdaymış. Günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi buyurun, sorunuzu alalım. Şimdi televizyonun programını dinlerken daha önce... Dokudan canlı üretiliyor diye duydum. Yani benim bir yakınım iki defa tüp bebek yapma için tesadüf etti. Erkekte kısırlık var. Teftişlerini ameliyat ettiler. Olmadı. Tamam. Acaba doku gerçek mi yoksa dokudan bir problem mi var? Kök hücre mi demek istiyor acaba? Şimdi böyle evet, bir şey yok. Dokudan kök hücre yatırıp canlı tamam, tüp bebek anladım. Yapıyorlarmış. Şimdi peki. Hocam çok güzel anlatacak bunu. Çünkü biz bu konuda müzdaribiz. Bunlar benim bildiğim Ar-Ge aşamasında ama evet. Haberciler bunları öyle haber yapıyorlar evet. ki evet. işte böyle acaba evet. oluyor. Evet. Anlatır bize mıyız hocam? Bize de kızıyorlar bazen sperm bulunamadığı zaman. Ne diyorlar? Ya nasıl bulunamadınız? Bu insanın belinden alınıyormuş, dokup oradan üretiliyormuş falan diye. Böyle bir şey yok. Bugünkü teknolojide şu anda geldiğimiz noktada bazı vücut hücrelerinin kök hücreden yapılması söz konusu evet. Sinir hücreleri, kalp hücresi falan gibi. Ama hala yumurta ve spermin kullanılabilir şekilde yapılması söz konusu değil. Çünkü yumurta ve sperm hücreleri normal vücut hücreleri gibi 46 kromozomlu değil. 23 kromozomlu onlar biliyorsunuz. İki tane hücre birleşince 46 kromozom oluyor ve ondan sonra insan vücudu oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla bugünkü şartlarda erkekte sperm yoksa erkek kısırlığından bahsetti ki tedaviye başvuran hastaların yarısının erkek problemli olduğunu söyledik. Erkek problemli olanların da %10'u azoospermi dediğimiz hastalar. Yani dışarıya hiç spermi gelmiyor. Şimdi hiç spermi gelmeyen hastalarda neden spermin dışarıya gelmediğini araştırmak lazım. Bir kısmında sperm aslında üretiliyordur yumurtalığın içinde. Ama spermi vücuda dışarıya getiren kanallarda bir tıkanıklık vardır. Tamam. Bunlar çok kolay. Hatta iğneyle, şırınga iğnesiyle bile çekilerek sperm bulunabiliyor ve kullanılabiliyor. Ama bir kısmında da üretim problemi var. Bazılarında yumurtalığı açıp da tese yaptığımız zaman mikro tese ile sperm bulabiliyoruz ama bir kısmında sperm bulunamıyor. Bu azoospermik hastaların %70'e yakınında sperm bulunuyor Allah'tan ama o kalan %30 demek ki ne dedik, gelen hastaların yarısı erkek kısırlığı, bunun %10'u azoospermi. %3'ünde de sperm bulunamıyorsa demek ki erkek kısırlığıyla başvuran hastaların sadece %3'üne maalesef şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Sperm üretmek gibi bir şey yok. İyi tese yapanlar yumurtalığın içerisinde sperm varsa bulabiliyorlar. Tabii iyi bir hazırlık yapıldıysa ama bulunamıyorsa şu an için maalesef çare yok. Kadında da bunun karşılığı menopoza girmek. Biliyorsunuz menopoza girince yumurta hiç olmuyor. Menopoz demek bir sene kadının ilaç kullanmadığı halde adet görmemesi demektir. Menopoza girdiği zaman kadın yumurta elde edemeyeceğimiz için bugünkü şartlarda onlara da tüp bebek yapılamıyor. Onun dışındaki herkese bir şekilde yumurta ve sperm varsa yardımcı olabiliyoruz. İstanbul'dan bir beyefendi hatımızdaymış. Günaydın. Günaydın. Sorunuzu... İyi günler dilerim. Teşekkür ediyoruz efendim. Sorunuzu alalım mı? Hocamıza sorum şu olacak. Biz tüp bebek tedavisi görüyoruz. Eşim 42 yaşında. LGS'den geçmiş bir embriyomuz maalesef tutmadı. Bu aşamada ERA testinin başarıyı arttırmasıyla ilgili bir istatistik var mıdır acaba? Tavsiye eder mi doktorum? ERA testi. Evet, evet. Peki efendim, hoşçakalın. Buyurun hocam. Sağ olun. Harika bir soru oldu. Ben bu testlerin hepsine karşıyım. Hiçbirisinin bir işe yaramadığına inanıyorum. Şimdi başka tüp bebekçilerse kızar. Ben söyleyeyim vallahi onu. İstedikleri kadar kızsınlar. ERA testini İstanbul'da yapan birkaç tane yer var. Kendileri bile daha doğru dürüst gebelik olmadığını söylüyorlar. Yani büyük bir fayda olmadığını söylüyorlar. Ben karşıyım, doğru değil. Bu tür testler ve bu tür yöntemler, yardımcı yöntemler denilen yöntemler. Şimdi bir yağlı serum var. Yağlı serumu da takıyorlar. İşte göya bebeğin yerleşme şansını artıracak falan diye. Şimdi bütün yöntemlere bakın. Bütün yöntemler sanki bebekte bir problem yok da
Rahim onu tutamıyormuş üzerine bir kurgu var. Çünkü bu yöntem diye anlatılan her şey kadına uygulanıyor. Ama asıl ortada bir tane bebek var. Bu bebek, biz içeriye koyduğumuz bebek, biz düşünün şimdi 3 gün ya da 5 gün dışarıda bekletmiş oluyoruz. 3 gün ya da 5 gün bu embriyonun dışarıda güzel güzel yaşadığını görüyoruz, içeriye koyuyoruz. Ama 3 günlük 5 günlük mikroskopta anca görülebilen bir canlı bu. Şimdi bizim 5 trilyon tane hücremiz var. Bir gün sonra ne olacağımız belli değil. 9 ay sonra ne olacağımız da hiç belli değil. Şimdi biz tüp bebekte neyin beklentisini alıyoruz? Buraya bir embriyo koyuyorsun. 8 hücreli blastosist, her neyse. Gözümüz görmüyor bunu, mikroskopta görüyor. Ve diyoruz ki bunu biz koyacağız içeriye. 9 ay sonra bu bebek olarak çıkacak dışarıya. Şimdi bunun belli bir ihtimali var. Yani olay rahimin tutmaması falan değil aslında. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi 42 yaşında bir kadın. Denedi, gebe kalmadı. Dedi ki ben gideceğim Kıbrıs'ta bilmem nerede tüp bebek yaptıracağım. Yumurta alacağım. Şimdi o sizin tutmuyor dediğiniz rahim, yumurtayı aldığınız zaman %70 gebelik getiriyor. Demek ki bu olay rahim üzerinde değil, bu olay bebek üzerinde. Aynen, embriyo önemli. Şimdi ben diyorum ki hastalara, şimdi diyelim bu bebeği aldık biz, bildiğiniz tutkalla duvara yapıştırdık. Dedik ki bu buraya yapıştı, şimdi büyüsün. Bebek büyümüyorsa, embriyo gelişmiyorsa sizin oraya onu tutturmanızın ne anlamı var? Dolayısıyla bu testlerin hepsi, o yağlı serumlar, rahim çizmeler, biliyorsunuz bir de rahimi çiziyorlar, yuvalıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. İşte bu ERA testleri hep sanki rahim tutmuyormuş. Aslında bizim embriyomuzda hiçbir kusur yokmuş gibi düşünülüyor. Halbuki 42 yaşında bir embriyonun rahime tutunma ihtimali transfer olduğumuzda